Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün size kırma kusurlarından, miyop, hipermetrop ve astigmatizmadan bahsetmek istiyorum. Astigmat, gözümüzün en önündeki şeffaf tabakasının korneanın doğuştan şekil bozukluğudur. Normalde kornea portakal gibi yuvarlak bir şekil olması gerekirken yumurta gibi eliptik bir şekil olmasına astigmatizma diyoruz. Astigmat olanlar baktıkları noktasal şekillerin kenarları uzamış, dağılmış olarak görürler. Astigmatlar nasıl görür? Hem uzağı hem yakını bulanık görür. Belirtileri nelerdir? Özellikle astigmat yüksek olanlar net görememenin dışında belirgin göz ve baş ağrısı çekerler. Nasıl tedavi edilir astigmatlar? Gözlük veya kontak lensin yanı sıra lazer veya göz içi merceği ameliyatı ile tedavi edilebilir. Astigmatizma dereceleri nelerdir? Astigmatizma doğar doğmaz izlenir ve ilk 3 yaş içerisinde biraz azalabilir. Ama daha sonraki yıllarda hemen hemen aynı kalır. Belirgin bir artma ya da azalma görülmez. Gözlük tedavisi astigmatizmayı düşürür mü? Gözlük takmak astigmat derecesini etkilemez. Gözlük kullanılmazsa net görüş olmaz ama gözlükte ilerleme ya da düşmeye yol açmaz. Gözlük ve lens dışında kullanılan yöntemler nelerdir? Astigmat için gözlük ve kontak lens dışında lazer tedavileri kullanılır. Astigmatlarda lazer ameliyatı gerekli midir? Ne kadarlık bir düzeltme sağlar? Astigmat için lazer, gözlük ya da kontak lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilir. Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur. Ama astigmat ve miyop için lazer olan 100 kişinin 90'ı gözlük veya kontak lensiz tam görebilir. Miyopi uzağı görememe nedir? Gözün normalden uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememedir. Miyoplar nasıl görür? Uzağı bulanık, yakını ise net görür. Belirtilerine baktığımızda miyoplar uzağı görememeye bağlı olarak gözlerini kısabilirler. Bu da baş ağrısına yol açabilir. Nasıl tedavi edilir diye baktığımızda gözlük ve kontak lensin yanı sıra lazer veya göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir. Dereceleri nelerdir? Dereceler zamanla artar ya da azalır mı? Kaç yaşına kadar ilerler? Miyopi 3 derecenin altındaysa hafif miyopi, 3 ile 6 derecenin arasındaysa orta seviyede miyopi ve 6 derecenin üstünde ise yüksek miyopi olarak adlandırılır. Uzağı görememe problemi gözün uzamasına bağlı olarak 18 yaşına dek artar. Ancak 18 yaşından sonra da özellikle fazla yakın görüş aktivitesi, okuma, ekran ve cep telefonu kullanımı gibi olaylar kullanan hastalarımız yapanlarda ilerleme devam edebilir. Miyopinin doğal seyrinde kendiliğinden azalma olmaz. Gözlük tedavisi miyopinin derecesini düşürür mü? Gözlük kullanılmazsa derecede ilerleme olur mu? Gözlük takmak miyopinin derecesini düşürmez ancak gözlük veya kontak lens kullanılmazsa derecede daha hızlı ilerler. Uzağı görememede gözlük ve lens dışında kullanılan yöntemler nelerdir? Miyopide gözlük ve kontak lens dışında lazer ve göz içi mercek tedavileri kullanılır. Miyopide lazer ameliyatı gerekli midir? Ne kadarlık bir düzeltme sağlar? Uzak görüş probleminde lazer ve gözlük ya da kontak lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilir. Lazer sonrası %100 sıfır numara garantisi yoktur ama
Miyopi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 95'i gözlük veya kontak lensiz tam görebilir. Hipermetropi yakını görememe nedir? Gözün ön arka çapının normalden kısa olması sonucu yakını net görememedir. Hipermetroplar nasıl görür? Yakını bulanık, uzağı ise net görür. Ancak 40 yaşına doğru veya hipermetrop derecesi yüksekse uzak görüş de net değildir. Belirtiler nelerdir? Yakını göremeyen kişiler okurken harf veya satırları kaydırırlar. Harfleri iç içe geçmiş gibi görürler. Uzun süreli okumalardan sonra göz çevrelerinde ve başlarında ağrı oluşur. Nasıl tedavi edilir? Gözün ve kontak lensin yanı sıra lazer ve göz içi mercek ameliyatı ile tedavi edilebilir. Hipermetrop dereceleri nelerdir? Zamanla dereceler artma mı ya da kendiliğinden azalır mı? Kaç yaşına kadar ilerler? Çoğu bebek hipermetrop doğar. Büyüdükçe ve göz uzadıkça 18 yaşına kadar hipermetropi azalır. 18 yaşından sonra belirgin bir değişim olmaz. Ancak genç yaşlarda gözlüksüz uzağı net görebilen hipermetroplar 40 yaşından sonra uzak görüş için gözlük ihtiyacı duyar. Gözlük tedavisi hipermetropinin derecesini düşürür mü? Gözlük kullanılmazsa ne olur? Derecelerde ilerleme olur mu? Bu sorulara baktığımızda gözlük takmak hipermetropinin derecesini düşürmez, ancak gözlük veya kontak lens kullanılmazsa hipermetroplar net göremez ve göz veya baş ağrıları yaşayabilirler. Gözlük ve lens dışında kullanılan yöntemler nelerdir? Hipermetrop için gözlük ve kontak lensin yanı sıra lazer ve göz içi mercek tedavileri uygulanır. Hipermetropide lazer ameliyatı gerekli midir? Ne kadarlık bir düzeltme sağlanır? Hipermetropide lazer, gözlük ya da kontak lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilir. Lazer sonrasında %100 sıfır numara garantisi yoktur, ama yakını görememe problemi için lazer olan 100 kişinin yaklaşık 90'ı gözlük veya kontak lenssiz tam görebilir. Presbiyopi nedir peki? 40 yaşından sonra hepimizin yakın görüşü bozulur ve okuma gözlüğü takmamız gerekir. Bu duruma presbiyopi denir. Presbiyopinin neden gözümüzün içinde lensin yaşa bağlı olarak esnekliğini kaybetmesidir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisi için gözlük veya kontak lens kullanabilirsiniz. Lazer tedavisi ve göz içi mercek ile de gözlük, kontak lenssiz net görüş mümkündür. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize sağlıklı günler de dilerim. Eğer videoların devamını isterseniz lütfen beğen ve abone tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz. Saygı ve sevgiyle kalın.